1930'lu yılların sonuna doğru yapımına başlandı. İsmet İnönü Parkı olarak ismi konulmuştu o zaman. O zamanın içinde bir de Cumhuriyet Sineması vardı hatta. Malatya'nın ilk sineması Cumhuriyet Sinemasıydı. Orada yerleşmişti. İlk bahçıvanını da biliyorum. Hatta oranın Kadir Dayı diye bir bahçıvanı vardı. O ağaçları falan hep o dikti. Akasyalar olsun, efendime söyleyeyim ıhlamurlar olsun. Hepsi orduzulu Kadir derlerdi. 1960'lı yıllarda gazino, çay bahçesiydi. Gazino falan değildi. Çay bahçesiydi ve müzik yapılırdı orada. Aileler giderdi. Çok nezih bir ortamdı yani. Anlatabildim mi? Biz de gençlik yıllarımızda annemizi, babamızı, çocuk diye misafirlerimizi alır giderdik oraya. Böyle ailece gidip oturup hem çay içip gazoz içip, içki falan yoktu tabii ailece gittiğimiz yerlerde. Müzik dinlediğiniz Malatyalı gençlerin orada sahneye çıktığı genellikle bir okul gibiydi yani. Harika bir mekandı oralar. Hiç unutmak mümkün değil yani. İşte Selahattin Alpay oradan parladı. Efendime söyleyeyim Cumali Duman oradan çıktı. Bir sürü arkadaşımız yani Sami Kazan hep orada söylerlerdi. Malatyalı çocuklar için de orası bir şeydi. Konservatuvar gibiydi. Okul gibiydi yani. Orayı çalıştıran ilk çalıştıran Çakkal Hanisi diye biri vardı. O bile onun en büyük özelliği çocukları sünnet ettirirdi. Malatyalı fakir çocuklara sünnet ettirirdi o. İlk o başlattı. Ondan sonra belediyeler yaptı bu işi zaten. Ondan sonra Hanif öldükten sonra da Palolu Cemil diye biri vardı. O işletti oraları.